Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından son vaka yoğunluğu haritalı haritasını, istatistiklerini paylaştı. Eskişehir ne yazık ki uzun zamandır olduğu gibi yine ilk 10 il arasında yer aldı. Eskişehir Türkiye genelinde bir haftada en fazla vaka artışı yaşanan iller arasında 4. En yüksek aşılama oranına sahip iller arasında ise 7. sırada yer alıyor. Eskişehir son 4 haftadır vaka artış tablosunda ilk 10 il arasında bulunmaktan kurtulamadı. İlk olarak 20-26 Kasım tarihleri arasındaki listeye 7. sıradan giren Eskişehir aşılamada da uzun zamandır yine onda yer alıyor. Bakan Koca paylaşımında illerde bir haftada görülen artış oranlarını da gösteren bir tablo yayınlayarak 11-17 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 elimiz Rize, Isparta, Artvin, Eskişehir, Trabzon, Kastamonu, Nevşehir, Ordu ve Erzincan ifadelerini kullandı. Evet Sağlık Bakanı Fahrettin Koca e, tarafından yayınlanan tabloda Eskişehir vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre e, artan ilk 10 il arasında yer aldı. Uzun süredir de yaklaşık 4 haftadır da Eskişehir bu listeden ne yazık ki çıkamadı. Bir sonraki haberimizle devam edelim. Büyükşehir Belediyesi toplu taşımada ve şebeke suyu tarifelerinde 1 Ocak 2022 itibariyle artışa gidileceğini açıkladı. Açıklamada tüm artışlar ve oranlar göz önüne bulundurulduğunda, ulaşım ve altyapı hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlamak adına, geçim sıkıntısı çeken vatandaşlarımızı da zora sokmadan, UKOME ve Eski Genel Kurulunda oy birliğiyle alınan kararlar ile toplu taşımada ve şebeke suyu tarifelerinde 1 Ocak 2022 itibariyle artışa gidilecektir ifadeleri kullanıldı. Bu kapsamda tam eskart 3 liradan 3 lira 50 kuruşa, indirimli kart ise 1 lira 80 kuruştan 2 liraya yükselecek. Şebeke suyunu da %20 oranında fiyat artışı yapılacak olup 4 lira 72 kuruş olan metreküp fiyatı 5 lira 67 kuruşa çıkacak. Evet 1 Ocak itibaren 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. E, ulaşımda ve şebeke suyundaki fiyatlar bu şekilde olacak. Tam eskart 3.5 liraya, indirimli kart ise 2 liraya yükselecek. Şebeke suyunda da 5 lira 67 kuruşa çıkacak. Bir sonraki haberimizle devam edelim. 40 yıllık hatrı olan kahvenin ne yazık ki fiyat artışı devam ediyor. Yıl başında, yılın başında 30 TL'den satılan kahve şu anda 200 TL'ye dayanmış durumda. Aylardır fiyatları katlanarak artan kahve, alışanın aksine 100 gramlık paketler yerine 50 gram olarak da satılmaya başladı. Üretildiği ülkelerde yaşanan don olayları, pandeminin getirdiği doğrudan veya dolaylı sıkıntılar kahve fiyatlarını yükseltti. Bu etkenlere tüketimin ve taşıma maliyetlerinin de artması da eklenince 2021 yılının başında 30 TL olan kahvenin kilo fiyatı Aralık ayına gelindiğinde 200 TL'yi buldu. Eskişehir'de kahve satışı yapan esnaf Muhammed Arslan yaklaşık 6-7 aydır kahvede fiyat artışının yaşandığını kaydetti. Fiyatların daha da artacak gibi gözüktüğünü ifade eden Arslan satışı 50 krama kadar düşürdük. Vatandaş doğal olarak şaşırıyor ama yapacak bir şey yok. Kahveye don vurduğundan dolayı süreç bu şekilde. En az 4-5 ay daha böyle gidecek. Doların düşmesi biraz daha fiyatların artmamasını sağlar sözlerini kullandı. Evet, kahvede fiyat artışı devam ediyor. E, esnaf fiyatların daha da artabileceğini, daha da artabileceğini söyledi. Yıl başında, e, senenin başında 30 TL olan kahve şu anda 200 TL'ye dayanmış durumda. Bir sonraki haberimizle devam edelim. Türkiye e, Flore Türkiye Şampiyonası Eskişehir'de son buldu. Yıldız U17 ve Büyükler Flore Türkiye Şampiyonası Eskişehir ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Organizasyon Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda 25-26 Aralık tarihlerinde Türkiye'nin 10 ilinden eskrimcilerin katılımıyla gerçekleşti. Yıldızlarda 143, büyüklerde ise 157 olmak üzere 300 filoreci ilk 2 gün şampiyonluk için ter döktü. Karşılaşmaların ardından Yıldızlar Flore'de Kayhan Sırmacı ve Alisa İspir, Büyükler Flore'de ise Utku Özyalçın ve Alisa İspir altın madalyanın sahibi oldu. Şampiyonada dereceye giren sporcu antrenörleri Emir Özkurt, Hamit Sayyat, Hasan İşyar, Ali Devren Türk, Faruk Ziya Akgümüş ve Kamil Özdemir de ödüllendirildi. Evet, Türkiye Flore Türkiye Şampiyonası Eskişehir'de son buldu. Toplamda 300 floreci şampiyonluk için kıyasıya ter döktü. Bir sonraki haberimizle devam edelim. Gün yüzünde zabıta ekipleri esnaf ve marketleri deneteme çıktı. Gün Yüzey ilçesinde zabıta ekipleri, esnaf ve marketleri denetlemeye çıktı. Ekipler faiş fiyat artışı, kasa ve raf fiyatı farklılıkları ve son kullanma tarihi geçmiş ürünleri denetledi. Zabıta ekipleri kontrolleri yaparak kurallara uymayanlar hakkında yasal işlemler uygulandı. Zabıta amiri Rıfat Öztürk, vatandaşlarımızın ve esnafımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Evet gün yüzülü zabıta ekipleri esnaf ve marketleri denetlemeye çıktı. Kurallara uymayanlar hakkında da yasal işlemler yapıldı. Bir sonraki haberimizle devam edelim. Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı Selami Vardar Yaşlılar Köşkü'nde bulunan kimsesizler için kermes düzenledi. Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizler Yardım Vakfı tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen kermesin bu yıl 11.si düzenlendi. 26 Ar Aralık'ta Atilla Özel Karikatür Evi'nde açılışı yapılan Kermes, 27 ve 28 Aralık'ta Hanımeli Sokağı'nda olacak. Kermes'te yaklaşık 10 kişilik bir ekibin elinden çıkmış olan ürünler bulunuyor. Kadınların elinden çıkmış olan tamamen elemi ürünler arasında çantalar, keseler, bezbebekler, çeşitli süs eşyaları ve ceketler yer alıyor. Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizler Yardım Vakfı Eskişehir Şube Başkanı Yasemin Öztürk, Kermes'in kermesimizden elde edilen gelir kimsesiz yaşlarımızın ihtiyacını karşılamak için kullanılacak. Amacımız üretmek ve üreterek kazanmak ifadelerini kullandı. Evet, kermesten elde edilecek gelir kimsesiz e, vatandaşlar için kullanılacak. Onların ihtiyaçlarını, tüm ihtiyaçlarını karşılayacak e, bu gelirle. Elde edilen gelir de Selami Vardar Yaşlılar Köşkü'ne bağışlanacak. İlk önce vakfa bağışlanacak, daha sonra da e, Selami Vardar Yaşlılar Köşkü'ndeki kimsesiz vatandaşların ihtiyaçları karşılanacak. Bir sonraki haberimizle devam edelim. Arçelik Fabrikası işçileri eylemlerine devam ediyor. İşveren sendikasının %12'lik zam teklifine karşı eylemlerini sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın yaptığı %12'lik zam teklifi protesto edilmişti. Türk Metal Sendikası'nın %29 oranındaki zam teklifine karşılık Mesin ilk 6 ay için %12, sonraki 6 aylık periyotlar için enflasyon oranında artış teklifi işçi kesiminden büyük tepki almıştı. Gerek fabrika içinde gerekse sokaklarda protestolar yapılmıştı. Dün ise Arçelik fabrikası içinde vardiya girişince girişinde işçiler yürüyüş yaptı. İşçilerin kısa süre yürüdükten sonra işbaşı yaptığı öğrenildi. Evet işçiler eylemlerine devam ediyor. İşveren sendikasının %12'lik zam teklifi protesto edilmeye devam ediyor. Yaklaşık eylemler de birkaç gündür e, sürüyor. İşveren e, işçiler dün vardiya girişinde de kısa bir yürüyüş yaparak tekrardan teklifi protesto ettiler. Sıradaki haberimize geçelim. Minibüs ile kamyonun e, çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kaza Kütahya Eskişehir Karayolu'nun 35. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Kütahya'dan Eskişehir istikametine gitmekte olan Ergün Özcan İdaresi'ndeki minibüs aynı istikamete gidilen CH yönetimindeki kamyonu arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Evet, minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Minibüs kamyona arkadan çarptı ve minibüs sürücüsü hayatını kaybetti. Bir sonraki haberimizle e, devam edelim. Eskişehir'de kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Özellikle ilçelerde etkili olmaya devam ediyor. Ham Belediye Başkanı Erdal Şanlı karla mücadelenin devam ettiğini söyledi. Ham Belediye Başkanı Erdal Şanlı paylaşımında Büyükşehir ve Han Belediye'miz ekipleri işbirliğiyle karla mücadele ve buzlanmaya karşı mücadele yapıyoruz ifadelerini kullandı. Evet Han Belediye Başkanı Erdal Şan'dan yapılan açıklama bu şekildeydi. Büyükşehir ve e, Han Belediyesi ekiplerinin e, çalışmalara devam ettiğini açıkladı. Ekipler kapanan yolların e, açılması ve buzlanmaya karşı e, çalışmalarını hız kesmeden devam ediyor. Bu haberimiz e, son haberimizdi. Bugünlükte 10'da programının sonuna geldik. Yarın tekrar aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.